Bütün artı bacakları birbirlerinin üzerine büküyorum. Artı. Bu artıyı da bunun üzerine büküyorum. Bütün eksileri de birbirlerinin üzerine büküyorum. Karışmaması için bir işaret koyalım. Şunlar artılar. Şunlar da eksiler. Şimdi bu ilk önce eksileri, yani eksi bacakları birbirine birleştiriyorum. Şuradaki eksi bacakla buradaki eksi bacağı birbirine lehimleyip kablomu da şu şekilde uzun bıraktım. Artı kablolarını da birbirine paralel bağlıyorum. Şu şekilde iki kablomun ucunu da uzun bıraktım. Pid yuvamdaki kırmızı kabloyu buradaki beyaz kısmına lehimliyorum. Pil yuvamdaki eksiği buradaki de buradaki B eksiğe lehimliyorum. LED'lerimden gelen eksi bacak kablosunu buradaki out eksiğe lehimliyorum. En son boşta kalan out out'a da boş bir kablo bağlıyorum. Kafa karışıklığı olmuş olabilir. Pilin kırmızı kablosunu buradaki B artı kısmına lehimledim. Pilin bakın şu eksi kablosunu buradaki B eksi kısmına lehimledim. LED bacaklarındaki eksi kabloyu getirip buradaki out eksine kısmen lehimledim. Ve buradan çıkan out artını kablosunu ucunu boş bıraktım. Biraz sonra bu ucunu boş bıraktım kabloyu anahtara giriş çıkış yapacağız. Ve LED'lerimin üzerindeki kablo, bakın farklı kablolar. LED'imin üzerindeki kabloyla o kablo. Yani şu araya biz bir anahtar koyacağız. Modülden gelen kabloyu buradan çıkartıyorum. LED'lerimin artı bacağından gelen kabloyu da yine aynı yerden çıkartıyorum. Ahmet Semih, tut oğlum şunu. Şuradan tut, tamam mı? Tut ha. Kıpırdama, yayın makinesi sana değmesin. Tut öyle. Tutuyorum. Tamam canım, bırakabilirsin. Rahat. Evet arkadaşlar, projemizi sonlandırdık. Üzerinde bir açma kapama düğmemiz. Eriyen silikonların kalın modellerinden. Şurada şarj girişimiz. Evet, bas bakalım Ahmet Semih. Çalışacak mı? Harika. Evet. Gerçekten güzel oldu. Kibar oldu. En güzel yanı bunun tabii şarj edilebilir olması. Şarjımız bittiğinde bildiğimiz telefon şarj adaptörüyle şu kısımdan şarjımızı yapıyoruz. Belki siz hissetmediniz ama bakın hemen şu alt kısımda kırmızı ışık yandı. Yani bize şarjın devam ettiğini gösteriyor. Bu mavi ışığa dönüşünde şarjın bittiğini buradan anlayabiliriz. Bir videonun da sonuna geldik. Çok maliyetli bir proje olmadı. Gayetten bulunabilir ucuz malzemeler. İçinde belki tek sizi zorlayacak şu şarj modülü olabilir. Onun dışında her şeyi elektrikçiden ve elektronikçilerden çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz.
Bugün Ahmet Semih de uyumadı. Saat şu an yaklaşık 11 oldu. Evet. Bize destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, Ahmet Semih son noktayı koydu. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.